It's no use ve it's no good aynı anlamdadırlar. Faydası yok, yararı yok demektir. Arkasından gelen fiil ise ing alacaktır. İlk örneğimize bakalım. It's no good. Şuradan itibaren işaretliyoruz. Daha sonra da fiilin ing aldığını görmekteyiz. Cümlemizin Türkçesi nedir? Baştan sona kadar okuyup görelim. It's no good trying to persuade her to come with us. Persuade, ikna etmek demektir. Bizimle gelmesi için onu ikna etmeye çalışmanın bir faydası yok. Diğer cümlemize bakalım. Yine it's no use aynı anlamdaki başka bir ifade. No good, no use birbirine yerine kullanılabilir. Cry fiilini ing ile kullandık. It's no use crying over spilled milk. Dökülen süt için ağlamanın bir faydası yok. There's no point in yukarıdaki kullanımla aynı anlamı taşır. Faydası yok, yararı yok, gerek yok diye de tercüme edebiliriz. İlk cümlemize bakalım. There's no point in dedikten sonra locking the barn door. Ahır kapısını kilitlemenin bir anlamı yok. Now that the horse has been stolen. At çalındıktan sonra ahır kapısını kilitlemenin bir anlamı yok. Diğer cümlemize bakalım. There's no point in dedikten sonraki bölüme geçiyoruz. Yukarıda olduğu gibi burada da ing'yi ekledik. Having a villa. Villa sahibi olmanın bir anlamı yok. If you never use it. Eğer hiç kullanmayacaksan bir villa sahibi olmanın anlamı yok. Gereği yok. It's worth değer anlamındadır. It's not worth değmez. Bunlardan sonra da yine ing takısını kullanıyoruz. Make an appointment, randevu almak demektir. It's worth making an appointment. Randevu almaya değer. Before you go. Sen gitmeden önce. Diğer cümlemiz. It's not as good as his last book. Önce burayı çeviriyoruz. Mavi ile işaretlediğimiz alanın tercümesini yapalım. Bir önceki kitabı kadar iyi değil. Şimdi kalıbımıza geliyoruz. But it's definitely gelirse worth ile emizlerin arasına geliyor. Onu da görmüş olduk. But it's definitely worth reading. Ama kesinlikle okumaya değer. İki örnek daha ilave ediyorum. Çünkü sadece it is ile başlıyormuşuz gibi düşünmesini istemiyorum. Başka ifadeler de kullanabiliyoruz bu tarzda. We believe that our freedom, cümlemizin özesi bu defa, our freedom is worth fighting for. Özgürlüğümüz için savaşmaya değdiğine inanıyorum. Burada da ing takımızı ekledik. Başka bir örnek. A lot of small towns in the area are definitely worth visiting. Bu cümlenin öznesi oldukça uzun. Bu alandaki birçok küçük kasaba veya şehir kesinlikle ziyaret edilmeye değer. Tamamını işaretliyoruz. Şöyle yapalım, evet. Tamamını işaretliyoruz. Çünkü özne şuraya kadar olan bölümdür. Emizar ve worth artı ing cümlenin tamamı bu kuralı göstermek için işaretlendi. Have difficulty veya have trouble'dan sonra ing getirebiliyoruz. Sıkıntı yaşamak, zorluk yaşamak anlamlarındadır bu ifadeler. İlk önce ikinci örneğimize bakalım. Mike was so tired that he had difficulty staying awake. Mike o kadar yorulmuştu ki uyanık kalmada sıkıntı yaşıyordu, zorlanıyordu. Diğer örneğimiz I had no difficulty, hiç zorluk yaşamadım. Passing the exam, sınavı geçmedi, hiç zorluk yaşamadım. Şöyle yapalım, biraz yukarı alalım. Evet. Diğer bir örnek. Şurayı da uzatmakta fayda var. Evet. Diğer örneğimize bakıyoruz. Have trouble kullanacağız. I have trouble understanding the teacher. Öğretmeni anlamada sorun yaşıyorum. I had no trouble, hiç sorun yaşamıyorum. Finding a cheap hotel. Tabii zaman geçmiş zaman olduğu için yaşamadım diyeceğiz.
Ucuz bir otel bulmada hiç sıkıntı yaşamadım. İlk örneğimiz biraz daha farklı bir yapı içeriyor. Onu inceleyelim. She is having a hard time. Zor bir zaman geçiriyor. Adapting to her new circumstances. Yeni durumlarına alışmakta zor bir zaman geçiriyor. İster a hard time deyin, ister a difficult time deyin. Her ikisi de kullanılır, her ikisi de doğrudur. Spent veya waste. Aşağı yukarı aynı anlamlara gelir. Geçirmek, harcamak. Bunlardan sonra gelen fiil ing takısını alacaktır. Kalıplaşmış iki ifadeyi de inceleyelim. A waste of time, zaman israfı. A waste of money, para israfı. Bu ifadelerden sonra da fiil ing takısını alacaktır. Örneklerimize geçelim. I don't think it is a waste of time reading a book. Kitap okumanın zaman israfı olduğunu düşünmüyorum. Ing takısını görmektesiniz. It is a waste of money buying all these clothes. Tüm bu kıyafetleri almak para israfıdır. He spent hours, saatler geçirdi. Devamına dikkat edin. Trying to understand a tourist. Bir turisti anlamak için saatlerini geçirdi veya harcadı. I waste a lot of time. Çok zaman geçiriyorum dedikten sonra chatting online. Online sohbet ederek çok zaman geçiriyorum, harcıyorum. Spend ve waste kelimelerinden sonra nesneyi getirdik veya isim getirdik. Sonra da fiille devam ettik. Daha sonra gelen fiiller ing takısını aldı. Busy kelimesinden önce be olduğunu düşünmenizi istiyorum. Be busy. Be genellikle emizar veya vazver olarak kendisini gösterir. Tabii farklı zamanlarda da çekimlemesi mümkündür. Cümlelerde nasıl kullanıyoruz? İlk örneğimize dikkat edin. James is busy practicing for a school concert. James okul konserini pratik yapmayla meşgul. Diğer cümle. Rachel's busy studying for her exams. Rachel sınavlarına çalışmakla meşgul. Her ikisinde de busy dedikten sonra ing takılarını ekledik. Bunu da unutmuyoruz. Have fun eğlenmek demektir. Bundan sonra da gelen fiil ing alır. The children have a lot of fun playing together. Çocuklar birlikte oynamaktan çok keyif alıyorlar. Go'dan sonra bir etkinlikten bahsediyorsak ki genelde bu sporlardan biri olur. Ing takısını o fiile ekliyoruz. Örneklerimize bakalım. Go swimming, go sailing, go fishing. Tabii bunun sayısı oldukça fazla. Bunların hepsini yazsak ekrana sığmaz. Sadece go'dan sonra gelen bu fiillerde ing'in kullanılacağını bilelim. 3 örneğimiz var. Bakalım örnekleri. How often do you go shopping? Alışverişe ne kadar sık gidersin? I'd like to go camping. Kamp yapmaya gitmek isterim. Would like to çok istemek anlamını verir. Kamp yapmaya gitmeyi çok isterim. When did you last, en son ne zaman, go fishing, en son ne zaman balık tutmaya gittin? Burada da go'dan sonra ing takımızı ekledik.